yakalayacağım Melih'i. Kaçamazsın. Ne oldu bana? Önüne bakmazsan öyle olur işte. Aa, merhaba arkadaşlar. Sizi görmemiştim. Merhaba Melih. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Biz de Liko ile yakalamaca oynuyorduk. Yakalamaca oynamaya bayılırım. Ya siz arkadaşlar? Siz de yakalamaca oynamayı seviyor musunuz? Evet, seviyorum. Yakalamaca oynamayı kim sevmez ki? Liko, benim duyduğumu sen de duyuyor musun? Yoo, ben bir şey duymadım. Şşt, iyi dinle bak. Kulak uzun yine canı sıkılıyor. Kimse onunla oyun oynamıyor. Kulak uzun eğer uyandırmazsanız ne oynayacağınızı hiç bulamazsınız. Evet, bu kulak uz. Hemen onu uyandırmalıyız. Evet evet, hemen kulak uzu uyandıralım. Hadi arkadaşlar, hep beraber kulak uzu uyandırma şarkımızı söyleyelim. Hadi. Hadi kulak uzu. Kılavuz. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü oyunumuza başlamadan önce hep birlikte hoş geldiniz şarkımızı söyleyelim mi? Evet evet, söyleyelim. Harika olur. Hadi ayağa kalksın herkes. Harika. Hadi o zaman şarkımız başlasın. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin oyun köyümüze. Hoş geldin oyun köyümüze. İşte burada eğlence, biraz da var bilmece. Bilmece, bilmece, her şey bu köyde. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin sen köyümüze. Harika söylediniz arkadaşlar. Haydi herkes kendini bir alkışlasın. Hadi hep beraber sizler de alkışlayın kendinizi. Çok yaşayalım. Hadi başlayalım artık kulabuz. Çok heyecanlıyım. Acaba bugün nasıl bir oyun oynayacağız? Ya düşündüm de bugün oyun oynamak istemedi birden canım. Nasıl yani? Niye ki? Bilmem, bugün size oyun göstermeyeceğim. Hı? Ben galiba anladım. Ne anladın? Onu gıdıklamamız gerekiyor. Ne oldu arkadaşlar? Niye fikir diyorsunuz? Demek bize oyun söylemeyeceksin. Öyle mi? Yapmayın. Oyun söylemeyecek misin? Durun durun. Tamam, seni bekliyoruz o zaman. Tamam tamam, bugünkü oyunumuz geliyor. İşte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Evet, nedir bu kılavuz? Önce ne yapmalıyız oyunu? Önce ne yapmalıyız oyunumu? Evet, çok güzel bir oyundur. Ay, çok heyecanlandım şimdi. Nasıl oynayacağız? Şimdi, labirentin içinde sizi bekleyen resimler var. Her bir resmin önüne geldiğinizde ben size orada anlatılan olayı gerçekleştirmeden önce ne yapmamız gerektiğini soracağım. Siz de önünüzdeki 3 seçenekten doğru olanı yapmaya çalışacak. Ben anlamadım kılavuz. Galiba ben de anlamadım. Şimdi anlayacaksınız. Örneğin karşınıza bir tabak dolusu elma resmi çıkacak. Resmin önünde bir çeşme, bir tencere ve bir sepet olacak. Siz elmaları yemeden önce ne yapmanız gerektiğini bulacaksınız. Aa, tamam, şimdi anladım. Yani elmaları yemeden önce yıkamamız gerektiği için. Çeşmeyi seçip onları yıkayacağız, öyle mi kılavuz? Çok yaşayın, evet. Bitince de oyunu bitirmek için çıkış kapısını bulup mavi düğmeye basmanız gerekiyor. Mavi düğme, tamam. Bayıldım. Hazır mısınız? Evet. O zaman kum saati dönüyor. Oyun başlıyor. 3, 2, 1, başla. Koş koş.
İşte ilk resim Liko. Bu bir yatak. Evet. Ve resme bakılırsa hava kararmış, gece olmuş. Gece olunca yatak da olunur. Öyle değil mi? Evet Liko, çok yaşa. Uyumaya bayılırım ben. Şimdi o zaman uyumadan önce ne yapılır onu bulmaya çalışacağız. Değil mi arkadaşlar? Burada dondurma, atlama ipi ve diş fırçası var. Sizce uyumadan önce dondurma yenir mi? Yenmez! Uyumadan önce dondurma yenmez, doğru. Peki uyumadan önce ip atlanır mı? Hayır, atlanmaz! Çok yaşayın. Tabii ki de uyumadan önce ip atlanmaz. Peki uyumadan önce diş fırçası olur mu? İşte buldum. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk. Hoş bulduk, aradık düşündük ve bulduk. Aradık düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk. Hoş bulduk, aradık düşündük ve bulduk. Aradık düşündük ve bulduk. Hadi Liko, dişlerimizi fırçalayalım. Tamam Lili. Şimdi bir yemek masası. Ne güzel yemekler var öyle. Ay benim de karnım acıktı Leli. Oyunumuz bitince yeriz Liko. Şimdi bu masaya oturup yemek yemeden önce ne yapmak gerekir? Yemek yemeden önce güneş gözlüğü mü takarız? Hayır Leli. Peki yemek yemeden önce top mu oynanır? Hayır Liko. Bu bir lavabo. Lavaboda ne yapılır Liko? Eller yıkanır mesela. O zaman yemek yemeden önce ellerimizi mi yıkarız arkadaşlar? Evet, çok yaşayın. İşte bunu da bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk. Koş Leli koş. Koş Leli koş. Ay koşuyorum işte Liko. Bak son resim orada. Gördüm gördüm. Ay resmi görünce üşüdüm sanki. Evet dışarıda kar yağıyor baksana. Hangi mevsimde kar yağar arkadaşlar? Kış mevsiminde. Doğru, kış mevsiminde kar yağar. Ve gördüğünüz gibi resimdeki evin kapısı açık. Orada olsanız kış mevsiminde dışarı çıkmadan önce ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Kar yağarken mayo giyilir mi? Hayır, giyilmez Lili. Evet, mayo yazın denize girmeden önce giyilir. Burada bir de paten var. Karda paten kayılır mı? Hayır, kayılmaz Lili. Doğru bildiniz, kışın paten kayılmaz. Geriye bir tek şey kaldı. Bizi soğuktan koruyacak kalın bir mont. Kışın dışarı çıkarken mont giyilir mi arkadaşlar? Evet, giyilir. Yaşasın. Tabii ya, kışın dışarı çıkarken üşümemek için mont giyilir. İşte bunu da bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk. Bu düğme mavi mi? Hayır. Ay. Peki ya bu düğme mavi mi? Hayır. Peki ya bu? Evet. Bastık o. Bastım. Açıldı, yaşasın. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Salla, salla, çalkala. Salla, 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 çalkala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla. Ben de çok seviyorum. Ben de. Bir sonraki oyunumuzda gene gelin, olur mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Salla, salla, çalkala. Salla, salla, çalkala. O öyle güzel.
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Durmak yok Pam. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ama sabahtan beri jimnastik yapıyoruz. Daha sadece 10 dakika oldu. Ne çabuk yoruldun. Hadi hareket ediyoruz. Hadi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Sabah sporumuz tamamladık. Aman aman bana spor falan deme bir daha. Sensiz spor olmaz. Güneş gitti. Kara bulutlar geldi. Yine buraya yağmur yağacak. Ay! Gök gürlüyor. Ne var bunda? Bulutlar birbirine çarpıyor. Bak böyle. Ama birden ses çıkmıyor. Hey! Yağmur yağıyor. Sırılsıklam olacağız. Vak! Ay! Bu nasıl yağmur böyle? Sanki kovayla döküyorlar bize. Ne kadar ıslandım. Bak hele halime guak. Pat! Ha? Biri bana mı sesleniyor? Pat! Pat! Pim bağırıyor. Ne oldu kardeşim? Çabuk söyle ne oldu? Başladı yine panik Pam. Pim ne oldu? Brokoliler mahvoldu Pam. Mahvoldu. Kim? Kim? Pim kardeşim. Kardeş oldukları nasıl da belli. İkisi de bir telaş bir telaş. Bir de ne dediklerini anlayabilsek. Haklısın karga. Pim, Pam birazcık sakin olabilir misiniz? Nasıl sakin olalım? Neye telaş yapıyorsun şu anda Pam? Neye mi? Evet neye? Pim'in ne dediğini anlamadık bile. Aman Allah'ım. Bizi sen ilgilen lütfen. Pim. Şimdi sen ağlamayı bırak da bize ne olduğunu anlat. Aniden yağmur başladı. Ben tarladaydım. Evet. O kadar çok yağıyordu ki yağmur suları sel olmuş tarlaya doğru geliyor. Anlaşıldı. Burada durarak bir şey çözemeyeceğiz. Tarlaya gidelim hemen. Gidelim. Sen ağla Pam ağla. Zaten senin gözyaşlarından da sel olur yakında. Tarla burası. Vay canına yemyeşil çiçekler. Çiçek değil onlar. Aa evet çiçek değil. Mini minnacık yeşil ağaç bunlar. Hayır pisi ağaç da değil. Sebze. Sebze mi? Bunların ismi brokoli. Ben de daha önce brokoli görmemiştim. Çok lezzetli görünüyor. Haklı çiftin yemekte kara karga. Ha? Kara karga haklı kardeşim. Brokoli çok lezzetlidir. Üstelik de çok faydalıdır. Ya. Tabii. İçinde 3 ayrı vitamin var. Bir de hani bazen hasta olunca antibiyotik içiyoruz ya. Ateşimiz çıkınca falan. Evet. Antibiyotik gibi bir sebze brokoli. Yani bunu yersek iletişmemize gerek kalmaz mı? Gerek kalmayabilir pisi. Brokoli ve diğer sebzeleri yiyerek vücudumuzu mikroplardan koruyabiliriz aslında. Size boşuna lezzetli görünüyor demedim ben guak. O zaman brokoliye hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Brokoli. Hayatıma hoş geldin brokoli. Peki biz buraya niye geldik? Ay unuttum. Sel suları tarlaya kadar gelirse brokoliler suyun altında kalır. Ve onları toplayamayız ki. Eyvah! Onları yani yiyemeyiz öyle mi? Sana brokoli veren kim kara karga? Aşk olsun sana Pam. Tarlamızı kurtaralım hepimiz brokoli yeriz. Suların tarlaya girmesine engel olmamız gerekiyor. Ben geçerim tarlanın önüne. Dur derim sulara. Bu laftan anlar mı hiç Pam? Pam, kara karga, pisi. Lütfen bir çözüm bulun. Brokolisiz kalacağız. Kovalarla suyu taşısak? Sel suyunu mu kovaya dolduracağız? Buna gücümüz yetmez ki. Su hem çok fazla hem de çok kuvvetli. Bizim ona gücümüz yetmez. Buldum. Bizim suyu durdurmaya gücümüz yetmez. Ama duvarın yeter. Akıllı pisicim, ne bulduğunu bize de anlatır mısın? Ben hiçbir şey anlamadım da. Tarlanın önüne suyun içeri girmesine engelleyecek bir duvar yapmamız gerek. Böylece sular duvara gelince tarlaya değil
Tarya'nın yanından geçip gider. Ha, harika bir fikir. Anladım. Bu olağanüstü bir fikir. Duvarı nasıl yapacağız peki? Etrafımızdaki tahta parçalarını toplayıp yan yana getirip duvar yapacağız. Hadi tahta toplayalım. Tek tek parçaları birleştirelim şimdi. Ben bunu tutuyorum. Sen de getirir misin bir tane pil? Getirdim. Ya ama bunu nasıl birleştireceğiz? Kuat, sıkı tutun. Harikasın Gökhan'da. Nasıl oldu? Kocakadan bir işe yaradı. Çivi çakmak aklıma gelmemişti. Yağmur suyunda yüzüyoruz. Ah, her yanımız su içine aldı. Duvarı iyi fikirdi ama önünde durma demedi kimse bana. Şikayet etmeyin. Hayatın tadını çıkarın. Ben çok eğleniyorum. Aslında ben de. Ben de. Hadi atlayın sepete. Neden bütün aksilikler beni bulmak zorunda? Huysuzsun da ondan. Ben mi huysuzum? Bilemedin kargıcığım. Sporu eksik yapıyor da ondan. Sabah sporda yaptığımız gibi zıpla. Hı? İşte sana spor yapmanın bir faydası da. Duymuşsun pisi. Bundan sonra her sabah seninle spor yapacağım. Hadi hep birlikte brokoli yemeye. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Brokoliye mi? Mantara mı? Bibere mi? Evet doğru, brokoliye. Harikasınız. Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir brokoli çizin.